Sağanak halinde yani çok soru aldığım konulardan biri var. Teker teker yanıt vermek yerine toplu cevaplayayım istedim. İşte Toros Bey, ben başarılı olmak istiyorum. Acaba hangi markayı seçeyim? İşte X ofis, katedral gibi çok kalabalık, beni oraya çağırıyorlar, gideyim mi? Yoksa lüks araba mı alayım? Takım mı kurayım? Asistan mı alayım? Falan filan. Arkadaşlar, bunların hepsi tamamen bir fonksiyondur. Sizi olmayı istediğiniz şeye dönüştürmek için sadece bir araçtır. Tekrar ediyorum, sadece bir araç. Amaç değil. Sayılara takılmayın. 100 tane 1'de 100 yapar, 2 tane 50'de. Nasılın yanıtını aramayın artık boşu boşuna. Vazgeçin bunlardan, boş verin. Bu işte göz kamaştıran sonuçlar neden sorusunun yanıtında gizli arkadaşlar. Nasıl da değil. Survivor mod kafasından çıkın. Hayatta kalmakla yetinmeyin. O arabesk bir moddur. Ruhunuza yapışır, sizi dibe çeker. Ben şimdi bazen internette izliyorum. Emlakçı meslektaşlarımıza sorsan kendi bölgesindeki satılık gayrimenkullerin envanterinden haberi yok. Koca memleketin TÜİK verilerini paylaşıyor. Emlakçı ya. Para piyasalarında kan gövdeyi götürüyor. Ayet varmış gibi herkes tüfe oranlarını paylaşıyor. Bunun tarafları, gözleri zaten fal taşı gibi açık, ana haberlerde izliyor bunu. Benim bunu paylaşmana gerek yok ki. Paylaş da bunun üzerine kurma her şeyi. Ayrıntılarda boğuşma. Bakın, Türkiye 780 bin kilometre karelik bir memleket. Bütün gayrimenkul türlerinde her yıl tam 5 milyon gayrimenkul el değiştiriyor. Sektör büyük, derya deniz. Bizde durum ne? 1 terabayt hafıza var, 2 tane fotoğraf yüklü. Kazanmayı istemek tabii ki insanca bir şey. Ama artık bu piyasanın kaybedenleri, deneyimsiz olanı, yeni başlayanı, ofisi küçük olanı, danışmanı az olanı, arabası eski olanı falan değil. Bildiği yanlışlardan vazgeçmeyeni, yani değişime ayak uydurmayanlar olacak arkadaşlar. Böyle sektöre panoramik bir açıdan yerleşin. Kuş bakışı analizler yapmayı öğrenin. Bu işin bir iş güvenliği uzmanı maalesef yok. Bunları dert edinirseniz pert edilirsiniz. Bugün size, müşterilerinize önemli gibi gözüken bir sürü becerileriniz yarın gereksiz bir hal alabilir. O yüzden karar vericilerin ticari yaşam biçimlerini kökten değiştiren koşullarla birlikte sizin yetkinlikleriniz de paralel olarak gelişmesi lazım. Yani mevzunun alameti farikası kafa yapısı arkadaşlar. Kafa yapısı bu işin kıblesidir. Kafa yapısı, siz yolda yürürken geri kalan her şeyi yolda düzeltebilir. Zamanlama yanlıştır, düzeltir. Sektöre giriş şekliniz yanlıştır, düzeltir. Sunduğunuz hizmetin niteliği veya konumlaması yanlıştır, kafa yapısı onu da düzeltir. Disiplinden uzaklaşırsın, motivasyonun düşer, kafa yapın seni tekrar gönyene geri alır. Piyasa değişir, kriz patlar, kafa ona da adapte olur. Yani bugün sizin doğru olduğunu düşündüğünüz her şey yarın yanlış olabilir ve yolda tekrar düzeltilmesi gerekebilir. Sen ve işin büyüdükçe, evrimleştikçe, pazar odağı değiştikçe, farklı bölgelere, farklı alanlara açılmaya başladıkça senin doğru bildiğin her şey yanlışlaşmaya başlar ve tamamen senin kafanın kapasitesi onu tekrar yola sokar. Ofisler, markalar, arabalar, sayılar, takımlar, asistanlar, bunların hepsi bütüne hizmet eder. Kabul ediyorum. Ama şöyle bir gerçek var günün sonunda. Bu iş one man show bir meslektir arkadaşlar. Yani tek kişilik bir sahne gösterisi. Tavsiye açık. Emlak danışmanlığı işini bütüncül bir girişim olarak görürseniz tarih yazarsınız. Görmezseniz bu işte Allah göstermesin dediğiniz her şeyi Full HD izleyeceğiniz için tarih olursunuz.